Rehberden herkese merhaba. Haftanın son günündeyiz ve bugün rehberde eğitim başlığında aile rutinleri, aile kuralları ve farklı kültürlerde çocuk yetiştiren anne babaların rol modeli olurken dikkat etmesi gerekenleri konuşacağız. Yazar ve eğitimci Başak Ceyhan'la konuşacağız bugün stüdyoda konumuzu. Sizin de sorularınız varsa çok dilliliğe dair de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Çünkü bugünkü Skype konuklarımızla çok dilliliği konuşacağız. Ama genel olarak aile kuralları, aile rutinlerine dair sorularınız varsa mutlaka bize bugün sorularınızı yöneltin. Çift 090 553 038 99 48 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı bekliyoruz. Yine e-mail yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. rehber@trt.net.tr e-mail adresine sorularınızı bekliyoruz. Haberimizle başlayalım. Çocuk yuvaları ve ailelerdeki çok dillilik büyük bir fırsat. Heilbronn'da her 4 kişiden birinin bir yabancı pasaportu ve ayrıca en az her 2 kişiden birinin bir göç geçmişi var. Çok dillilik gerek iş hayatında, gerek okullarda, gerekse çocuk yuvalarında günlük yaşamın bir parçası. Peki bu durumlardan hangi fırsatlar doğar? Baden-Württemberg Erken Çocukluk Eğitimi Forumu Başkanı Profesör Doktor Natalia Sultanyan, bu çeşitlilikten çocukların faydalanabilmesi için neyin gerekli olduğunu ve ayrıca çok kültürlük ve çok dillilik ortamında büyümenin bir zenginlik ve büyüyen değer olarak kabul edilmesi gerektiğini açıkladı. Evet, buna dair sorularımızı bugün Skype konuğumuza soracağız. Meltem Arslan, uzman eğitimci, Viyana, Avusturya'dan yayınımıza katılacak. Meltem Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Viyana'ya selamlar. Merhaba, iyi günler. Hoş bulduk. Meltem Hanım, şunu sormak istiyorum. Az önce haberimizde de belirttik, aslında çok dillilik birçok yerde faydalı. Kişi neden yabancı dili öğrenmek için bir başkasının varlığına ihtiyaç duyar? Aslında bir insanın sadece yabancı dil için değil, dil öğrenmek için sosyal bir ortama ihtiyacı vardır. Yani bir insanın dil öğreniminde kalıtımın büyük bir etkisi vardır. Bu noktada örneğin dil bilimci Chomsky'den örnek verebiliriz. Hı hı. Chomsky'ye göre insanlar doğuştan konuşma ve dili kullanma yetisine sahiptir. Çevrede duyulan dil içselleştirilir, kullanılır. Hı hı. Yani insan zaten doğuştan dil gelişimi için donanımlıdır ve dil zamanla gelişir. Fakat doğal ortamda yetişmeyen çocuklarda bu gelişim süreci normal beklenildiği gibi gerçekleşmez. Bu konuda mesela pek çok deney yapılmıştır eskilerde. Doğal ortamından izole edilmiş çocukların dil gelişimi test edilmiştir ve beklenilen gelişim gözlemlenmemiştir. Hı hı. Dolayısıyla aynı şey aslında bir bakımdan yabancı dil için de geçerli. Yabancı dil öğrenebilmek için dile maruz kalmak en önemli unsurlardan biri. Yani doğal ortamda olabilmek, insanlar ile o dilde iletişim kurdukça, o dile maruz kaldıkça, hı-hı, o dili konuşmak zorunda kaldıkça dilde pratik yapılır ve böylelikle bir gelişim sağlanır. Peki bunu zorlaştıran unsurlar nelerdir? Özellikle farklı bir anne babanın dilinden, yani ana dilden farklı bir dil öğrenmekte kişiler veya özellikle çocuklar neden zorlanırlar? Aslında zor değildir yabancı dil öğrenmeyi zor kılan faktörler. Aslında metotlara ve stratejilere bağlı bir şeydir. Yani sadece doğru stratejilerin kullanılması gerekiyor. Yanlış bir çok dilli eğitim verildiği zaman iki dilin konuşulmasında da sorunlar çıkabiliyor. Hı hı. Bu bağlamda kişinin bulunduğu ortamlara bakmakta fayda var. Yani Orta Avrupa ülkeleri çok dilli ülkelerdir ve kişi genelde çok dilli ortamlarda bulunur. Çocuklar üzerinden örnek verecek olursak, çok dilli eğitim konusunda iki taraf vardır ki onların doğru yöntemleri uygulaması gereklidir. Aile ve bir yandan okul. Eğitim sisteminin göç toplumuna uygun bir müfredata göre ilerlemesi gerekir. Çok dilliliğin ve heterojenliğin toplumun bir gerçekliği olduğunu eğitim sistemi kabul edip benimsemesi gerekiyor. Hı hı. Çocuğun hem ana diline gereken saygıyı ve önemi vermesi, yok saymaması gerekir. Yani bir dil hiyerarşisine karşıyız bu noktada. Örneğin birçok okul ana dilleri yasaklayarak yabancı dili öğretmeye çalışır. Fakat bir dil bir diğer dili yasaklayarak gelişmez. Evet. Yani önemli olan herhangi bir dili bir diğer dilden üstün görmemektir. Hı hı.
Ailelerin de bu noktada doğru yol izlemeleri gerekiyor. Çünkü en büyük rol model anne baba. İki dil arasında dengeyi bulabilmek gerek. Bu noktada örneğin Almanca gelişimine biraz daha önem veren ailelerin ana dili önemini yadsıdığını görüyoruz. Ailelerin ilk önce kendileri ana dilin önemini fark etmesi gerekiyor. Yani çocuk dışarıda çoğunlukla Almanca konuşuyor diye ana dili tamamen arka plana atmış aileler var. Ardından bu önemi tabii çocuklara da aktarmak gerekiyor. Diğer ana dilin veya yabancı dilinde toplum içinde var olabilmek için önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor. Örneğin ailelerin yapabileceği bu noktada bir metot var. One parent, one language metodu diyoruz biz buna. Çok ne kadar zor olsa da bir taraf örneğin Almanca konuşurken diğer taraf sadece Türkçe konuşabilir. Yani anne Almanca, baba Türkçe gibi. Bunun uygulaması zordur fakat uygulanabildiği takdirde işe yarar. Yani dil gelişiminin üzerinde durulduğu takdirde dilin gelişmemesi aslında güçtür diyebiliriz. Meltem Hanım, az önce çok güzel bir şey söylediniz. Aslında bir hiyerarşisi yoktur, bir dil diğerinden üstün değildir dediniz. Ben şunu sormak istiyorum. Özellikle Avrupa'da doğan ve büyüyen çocuklar ve çocuk yetiştirenler adına özellikle Türkçe bilgimiz, siz de söylediniz, artık bu belki bir kompleks diyebilir miyiz bilmiyorum ama anne babalar da artık çocuklar zaten çoğunlukla Almanca konuştukları için evde de onların da belki ikinci dili Almanca olduğu için evde de haliyle Almanca yoğunlukla konuşuluyor olabiliyor. Ancak bu bir zenginlik, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi. Hangi aşamada bunu bir zenginlik olarak değerlendiririz ve insanlar bunun farkında olmaları için neyin bilincinde olmaları gerekir? Bu tabii ki bir zenginliktir. Yani Avrupa'da doğup büyüyen çocuklar baştan zaten 1-0 farkla başlıyorlar. İki ana dille yetişiyorlar. Çok kültürlü ortamları oluşturan çok kültürlü, çok dilli insanlardır. Böylelikle farklı kültürlerden, farklı dillerden insanlarla okulda aynı sırada oturursunuz. İş yerinde aynı ortamda çalışırsınız. Doktora gittiğinizde bir dili daha az biliyorsanız karşınızdaki doktor sizinle başka bir dilde anlaşabilir. Yani farklı diller, farklı ülkeleri ve kültürleri temsil ediyor. Siz de çok kültürlü ülkelerde ve ortamlarda bu özellikleriyle tanışıyorsunuz. Vizyonunuz genişliyor, bilgileriniz artar, farklı bakış açıları edinirsiniz ve aslında bir nevi dünya insanı olursunuz. En önemlisi de bu noktada bence homojen bir yapıdan ziyade heterojen bir yapıda yaşadığınız için size normal olan şey zaten heterojenliktir. Böylelikle çeşitliliği bir problem olarak görmezsiniz. Meltem Hanım, siz Viyana'dasınız. Ben az önce sizin de bahsettiğiniz işte okullarda ana dilin yasaklanması gibi bazı bir takım sorunlar yaşandı Almanya'da da, Avusturya'da da. Şunu da merak ediyorum. Yıl artık 2022. İş ve okul ortamlarında artık çok dilli ortamların arttığını da söyleyebilir miyiz? Tabii ki, kesinlikle söyleyebiliriz. Zaten Avusturya, özellikle Viyana bir göç toplumu ve çeşitlilik bu toplumun normal ve olağan durumu. Misafir işçi anlaşmasından beri Avusturya birçok göçmen almıştır ve nesiller geçtikçe bu insanlar göçmenlikten çıkıp buralı olmuşlardır. Ve kendilerini de örneğin Avrupalı Türk, Avusturyalı Türk olarak adlandırırlar. İstatistiklere baktığımızda da bunun etkisini görebiliyoruz, okullarda özellikle. Viyana ortaokullarının %80'ini çok dilli çocuklar oluşturmakta. Bu ciddi bir rakam. Bu durum zaten göç toplumlarının bir özelliğidir. Çocukların büyük bir kısmı Avusturya'da doğup büyümüş ve en az iki ana dile sahip olan çocuklar. Tabii mülteci krizi de etki sahibi oranlarda. Yani ben de bir devlet okulunda öğretmenim ve sınıflarda toplamda en az 5-6 dilin konuşulduğunu görüyoruz. Ve buna göre de ders programını oluşturmaya çalışıyoruz. Buna ek olarak ilave edebileceğim şey, Viyana çok kültürlü bir şehir olduğundan dolayı her alanda çok dilliliği yaşayabiliyorsunuz. En ufak bir tramvay yolculuğundan tutun, bir banka ziyaretinde de bunu hissediyorsunuz. Fakat bu rahatsız edici bir durumdan ziyade toplumun büyük bir kısmı tarafından bir dediğiniz gibi sizin de zenginlik olarak algılanıyor. Genelde çok dilli ve çok kültürlü insanlar bu durumdan memnun. Ve her alanda bunu sosyal faaliyetlerde dahil istiyorlar.
ifade edebiliyorlar. Evet, çok güzel gelişmeler bunlar elbette. Özellikle artık 50-60 yıldır Avrupa'da olan Türkler adına sonunda çok dililik ve çok kültürlülük bir yerini buldu Avrupa'da da. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Uzman eğitimci Meltem Arslan, Viyana'ya selamlar, Avusturya'ya selamlar. Ben Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, Meltem Arslan'a da Arslan, evet, Aslan mıydı diye düşündüm bir an ama evet, Meltem Arslan'a da çok teşekkür ederiz verdiği bilgiler için. Özellikle çok dillilik Avrupa'nın gündeminde, bundan da bilgi vermiş olduk. Bugün eğitimci ve yazar Başak Ceyhan'la aile kuralları ve rutinlerini konuşacağız. Farklı kültürlerde çocuk yetiştiren ebeveynlerin rol model olma konusunda dikkat etmesi gerekenleri konuşacağız. Sizlerin de sorularını bekliyoruz ve rehber başladı. Evet, rehberde bugün aile kuralları ve rutinlerini konuşacağız. Kurallar ve rutinler aslında herkesin ailesinde olduğunu varsaydığımız bir olay diyelim şimdilik. Evet. Çünkü birazdan açacağız. Evet. Bugün eğitimci ve yazar Başak Ceyhan stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Başak Hanım. Hoş bulduk Kübra Hanım. İsterseniz öncelikle kitabınızla başlayalım. Sakin Olur. Ol Sadece Büyüyorum diye, evet, bir kitap yazmışsınız. İsterseniz içeriğinden biraz bahsederseniz hem seyircilerimiz de sizi tanımış olurlar. Elbette. Ben yaklaşık 20 yılı aşkın eğitimciyim. Rehber öğretmen olarak ve yönetici olarak uzun yıllar çalıştım. Hem anneliğimden tecrübelerle hem mesleki tecrübelerimle bir kitap ortaya çıktı. İsmi de Sakin Ol Sadece Büyüyorum oldu. Çünkü o 20 yıllık meslek hayatımda hep şunu gözlemledim. Anneler, babalar evlatlarını yetiştirirken ciddi kaygılar hissediyorlar ve telaşlanıyorlar haliyle. Evet. Ama onların büyüme yolculuğundaki bazı normal davranışları bile bazen problem olarak görebiliyorlar. Tabii bir sürü kaynak var. Bilimsel, akademik, faydalanabileceğimiz bir sürü kaynak var. Fakat ben biraz daha sohbet dilinde, somut yaşananlar üzerinden, bazen kendi hikayelerimden, bazen danışanlarımın hikayelerinden, çocuklarımızın bebekliğinden başlayıp yetişkinlik sürecine kadar olan ki evrede aileyle olan iletişimini samimi ve sohbet diliyle aktaran bir kitap ortaya koydum. Umarım faydalı olur. Çok iyi yapmışsınız bence. Çünkü insanların gerçekten bir kaynağa ihtiyacı oluyor. Çünkü çocuğun her evresi, sizin, evet, de söylediğiniz gibi farklı bir evre ve anne baba da belki sadece çocuğu keşfetmiyorlar, kendilerini de keşfediyorlar. Kesinlikle. Bu süreçte. Öncelikle bir kaygıdan bahsettiniz. Çocuklarını büyüten ailelerde var olan kaygılar var ve bu kaygılar, az önce de söylediğimiz gibi, her yaşta farklı bir, elbette, kaygıya dönüşebiliyor. Nedir bu ailelerin genel korkuları? Elbette bir anne babanın en önemli kaygısı çocuğunun gelecek kaygısıdır. İşte okul başarısı nasıl olacak, nasıl bir kimliği olacak, nasıl bir kişiliği olacak, değerleri onda nasıl inşa olacak, insanlara faydalı olabilecek mi, kendi yaşam standartlarını oluşturabilecek mi? Bunu yaparken bir taraftan da hayata güçlü bağlanabilecek mi? Psikolojik, evet, sağlamlılığı nasıl olacak? Mücadele ruhu nasıl olacak gibi kaygılar elbette ki yaşıyoruz. Ben de bir anne olarak elbette bu kaygıları yaşıyorum. Evet. Şimdi bundan ziyade bir de çocuklarda
şunu istiyoruz, bireyselleşebilmeleri için özellikle. Onları yetiştirirken 7-24 yanında olan helikopter anne dediğimiz tarzda da olabiliyor. Ama çoğunun asıl hedefi, sağlıklı bir anne babanın herhalde hedefi, çocuğunun bireyselleşebilmesi, sorumluluk alması, işte davranışlarının topluma uygun olması. Bunu isteyen anne babaların özellikle dikkat etmesi gereken konular var mı? Belki buradan rutinlere ve aile kurallarına da geleceğiz ama nedir bu kaygıları besleyen şeyler ve anne babalar neye dikkat etmeli? Aslında tam doğru rutinleri oluşturmak için temeldeki amacımız da bu, çocukta sorumluluk davranışı oluşturmak, sorumluluk duygusu öğretmek. Bu öğrenilebilen bir davranış elbette ki. Tabii bunu yapabilmek için, çocuğu bağımsızlaştırabilmek için çocuğun her yaş dönemine bağlı olarak anne babanın da çocuğa fırsatlar tanıması gerekiyor. Ama bir çocuğun sorumluluk öğrenebilmesi için ailenin rol model olabilmesi çok kıymetli. Evet. Bizler eğer evin içerisinde kendi işimize olan sorumluluklarımız, evde olan sorumluluklarımızı keyifle söylenmeden yerine getirebiliyorsak eğer, çocuklarımız gözlemleyerek daha fazla öğreniyorlar ve onlar da sorumluluklarını keyifle yerine getirebiliyorlar elbette ki. Eğer çocuğu ayrıştırmazsak kendimizden, biraz önce bahsettiğiniz gibi sürekli yanında, çocuğun yapması gereken işleri biz yapıyor isek, biz üstleniyor isek, bu sefer yetişkinlik döneminde de maalesef sorumluluk alamayan bireyler yetiştirmiş oluyoruz. Fakat çocuğa sorumluluk davranışımızı kazandırdığımızda çocuk ileride özgüvenli, kendine öz saygısı olan, ayakları yere sağlam basan, inisiyatif alabilen bireyler olarak yetişiyor. Bu konu elbette çok önemli. Şimdi bu sorumlulukları öğretebilmek adına doğru bir yöntemi de benimsemek lazım herhalde. Evet. Şunu işte, çöpü dışarı çıkarırsan sana işte para ya da işte ne bileyim yarın istediğin oyuncağı alırız vesaire gibi ödüller olmalı mı? Özellikle sorumluluğu kazandırmak sürekli bir ödül mekanizmasıyla çalışır mı? Aslında ödüller maddi oldukça maalesef çocukların sorumluluk davranışını kaybediyoruz Kübra Hanım. Şöyle yapmak daha mantıklı olacaktır ve daha çok işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle çocuklarımızın sorumluluk almaları ve bunu öğrenmeleri için acele etmememiz lazım. Bir sakin olmamız lazım ve hoşgörüyle yaklaşmamız lazım. Çocuklara herhangi bir görev verdiğimizde, bir şeyi yapmalarını istediğimizde önce onu bir tanımlamamız lazım. Yani ben buna şey diyorum, işte görevi tanımla, göster, onunla birlikte yap. Sonrasında da geri bildirim ver. Çocuğun yatağını düzeltmesini istiyoruz her sabah ya da odasını toplamasını istiyoruz. Ona yatağın nasıl düzeltileceğini önce gösterip sonra onunla birlikte yapıp daha sonra da onun yapmasını isteyip ardından yaptığı işle ilgili geri bildirim vermek lazım. Ama bu geri bildirimler böyle çok şaşalı ve olağan dışı geri bildirimler olmamalı. Yatağını yaptın, alkışlar falan değil herhalde. Hayır, değil. Evet, yatağını çok güzel düzelttin ama burasını bundan sonra şöyle katlayabilirsin. Ya da oyuncaklarını işte şu oyuncaklarını bu kutuya değil de bu kutuya koyabilirsin gibi gerçekçi yaklaşımlar çocuğun daha rahat sorumluluk almasını sağlayacaktır. Ve bunu yaparken lütfen anneler özellikle mükemmeliyetçi olmayalım. Çünkü bizim gibi yapamayacaklar hemen. O yüzden onlara biraz zaman tanımakta fayda var. Onlarla beraber bir düzen kurmak da onlara sorumluluk öğretmektir. İşte belli kutuları etiketleyerek bu kutulara bu oyuncaklar, bu kutulara bu oyuncaklar konulacak aslında şeklinde. Aslında düzen sağlanması için olanakları oluşturmak da gerekiyor. Kesinlikle. Kıyafetlerini düzenlerken işte elbiselerini buraya asıp işte dolabını bu kapağına yerleştireceğiz. İşte çoraplarını bu çekmeceye yerleştireceğiz gibi. Onunla beraber ama onun da fikrini alarak düzen kurmak onu daha da teşvik edecektir diye düşünüyorum Kübra Hanım. Şimdi bugün aile rutinlerini konuşacağız. Rutinler aslında alışagelmiş, sürekli yapılan ve bir davranışa dönüşmüş bir plandan bahsediyoruz. Evet. Ailenin rutinleri veya ailenin kuralları çocuk eğitiminde nasıl etkiler, nasıl bir işlevi olur? Aynen. Ailenin rutinleri aslında insanları en çok rahatlatan şeydir. Hem anne babayı hem de o evde yaşayan çocukları. Belirsizlik hepimizi kaygıya sokar, stres yaratır.
Tıpkı pandemi sürecinde yaşadığımız gibi bir sürü belirsizlik yaşadık, ne yapacağımızı bilemedik. Hı hı. Ama orada ilk yapmamız gereken şey evimizdeki rutinleri yeniden inşa etmekti. Hı hı hı. Dolayısıyla aile içerisindeki rutinler, kalıplaşmış yapılacak işler, bunların işbirliğine dönüşmesi, evet, herkesin sorumluluk alması ailede herkesin huzurlu olmasını sağlayacaktır. Şöyle, hı-hı, de düşünebiliriz. Bir iş yerinde herkesin görev tanımı belli değilse eğer, hı-hı, kimse ne yapacağını bilemez ve stres yaşar. Bir kaos yaşanabilir, evet. Aynen öyle. Evin içinde de aynen öyle. Kim ne yapacağını bilmiyorsa evdeki işleri sadece bir kişinin yapması ya da o kaosun yaşanması insanı strese sokar. Hı hı. Fakat evde belli rutinlerin olması dışarıdan çocuk eve geldiğinde kendini güvende hissettirir. Stresin azalmasına neden olur. Hı hı. Bir de şöyle bir şey var. Aile rutinleri içerisinde bir göreve sahipse bir çocuk ya da genç kendini çok değerli hisseder, hı hı, o görevi yerine getirdiğinde. Bütünün bir parçası olduğu için. Kesinlikle belki takım olmak için inanılmaz güzel bir seçenek aile rutinleri, hı hı, olması. Ve insanlar biliyorsunuz kendileri ürettiklerinde ve işe yaradıklarında kendisini mutlu hissederler. Hı hı, evet. Dolayısıyla bunu çocuğumuza öğretmek gerçekten çok kıymetli. Evde herhangi bir rutini yerine getirdiğinde, kendini önemli hissettiğinde, evet ben bugün bunu yaptım, bugünkü rutinimi tamamladım. Hı hı. Ya da anne baba da aynı şekilde. İşte bugün işteki bu rutinlerimi tamamladım, eve geldim, evdeki rutinlerimi tamamladım. Hı hı. Ya da çocukla beraber eğlence üzerine inşa edilmiş rutinler çocuklar için çok kıymetlidir ve aile için de aslında sevgi bağlarının kurulduğu en güçlü iletişim halidir. Hı hı. Birlikte işte bir okul sonrası, kurs sonrası herhangi bir etkinlik yapmak beraber, bir pasta yapmak, babasıyla herhangi bir şeyi tamir etmesi, hı hı, bunlar aile bağlarını ciddi anlamda güçlendirip, bunlar çok olağan dışı şeyler olmak zorunda da değil anladığım kadarıyla. Yani sabah uyandığımızda işte hep birlikte dişimizi fırçalayacağız da bir rutine dönüşebilir. Tabii ki. Ya da işte öğle yemeğinden sonra bulaşık makinesini birlikte çıkaracağız gibi de rutinler oluşturulabilir. Bunlar da diyorsunuz ki sevgi bağını güçlendiren şeyler olabilir. Kesinlikle, çünkü ortada bir amaç var. Hı-hı. Yapılması ve bitirilmesi gereken bir iş var. Bunun içinde işbirliği yapıp takım, evet, olan insanlar var. Hı hı. Ve insan kendini bir takıma, bir yere ait hissettiğinde gerçekten iç huzuru çok yüksek oluyor. Şimdi çocuklar için bunun özellikle önemli olmasını siz az önce bir güven ortamı dediniz. Yani, hı hı, çocuk okuldan geldiğinde şimdi yemek mi yenecek yoksa dışarıda mı bir işimiz var? Bunu bildiğinde farklı bir ruh halinde olur dediniz az önce. Tabii ya da bunu ki ima ettiniz. Genel olarak çocuklar için ailede bir rutinin olması, bir kuralın olması, bir düzenin olması neden önemli ve olmadığı durumda çocuklarda neler gözlemlenebilir? Hı hı. Şimdi dediğiniz gibi rutinin olması, çocuğun her gün bir rutini var zaten. Hı hı. İşte kalkıyor, elini yüzünü yıkıyor, yiyor, içiyor, karnını doyuruyor. Sonra gitmesi gereken bir okul, kreş varsa oraya gidiyor, geliyor. Sonra eve döndüğünde rahatlamak istiyor. Neden? Çünkü o onun güvenli alanı. Hı hı. Dolayısıyla oraya geldiğinde ne yapacağını bilmesi, o gün planın ne olması, bakalım ruh hali ona uygun mu? Hı hı. İster istemez rahatlıyor çocuk oraya geldi. Bu ergenlerde de şöyle nüksediyor aslında. Biliyorsunuz ergenlik süreci de zorlu geçen stresli bir dönem. Evet. Dolayısıyla sınav sürecinde olan bir ergen, hele ki düşünürsek, hı hı, eve geldiğinde işte ne yapıyoruz biz? Olağanüstü haller yaratıyoruz evde. İşte misafirler kabul edilmiyor, hı hı, çocuk, hı hı, için ayrı düzenler kuruluyor. Bunlar bile çocuğu rahatsız ediyor aslında. Neden? Çünkü günlük rutininden farklı bir rutine girdi aile ve bu onu kaygılandırıyor, telaşlandırıyor. Hı hı. Oysa ki aynı rutinler devam etse, evet, çocuk hiç kaygılanmayacak çünkü yaşantısında olan bir süreç olarak görecek yaşadığı şeyi aslında. Evet. Dolayısıyla rutinlerimiz çocukların daha stressiz büyümesi, daha psikolojik olarak rahat büyümesi ve kendini güvende hissetmesi için olmazsa olmazlarımızdan diye, evet, düşünüyorum. Şimdi rutin deyince ben dün biraz böyle bir araştırmak istedim. Genel olarak insanların rutinlere bakış açısı nedir diye. Sosyal medyada özellikle içerik üreticileri rutinlerini paylaşıyorlar. Yani evet, şunu düşünebiliriz. Aslında hepimizin belli başlı bir rutini var. Evet. Ve bunları böyle çok basit eylemler gibi de düşünebiliriz. Oysa en çok izlenen
en çok merak edilen kişilerin rutinleri. Yani sabah uyandım, dişimi fırçaladım, elimi yüzümü yıkadım. Sizin az önce verdiğiniz örnekte olduğu gibi. İnsanın aslında sürekli yaptığı ama bir türlü de düzene sokamadığı bir şeyden de bahsediyoruz burada. Evet. Özellikle çocuklar için bu ortamın oluşturulması anne babanın en büyük görevlerinden birisi. Aslında belki konu başlığımızı görüp ya ne konuşacak bunlar diyenler için de gerçekten bunun altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle. Rutin oluşturmak diğer taraftan insanın sürekli yaptığı ama bir türlü de istikrarlı olamadığı da bir mevzu. Şimdi ailenin kuralları olmalı dedik ve bir rutin oluşturması gerekir ama bu kurallar neler olmalı? Yani bir okul kuralları gibi işte sonunda disiplin cezası falan olduğu bir şey olmayacağına göre nedir? Biraz somut örneklerle ilerlesek belki seyircilerimiz için de bir fikir olur. Tabii ki. Şimdi rutinlerimize bağlı olarak tabii ki bazı kurallar da oluşması gerekiyor ailede. İşte herkesin kendine ayıracağı bir vakit olmalı. Hı hı. Çocuğun da boş zamanını değerlendirmesi gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Çünkü hepimizin de dinlenmeye ihtiyacı var. Evet. Herkesin bir dinlenme zamanı, yemekte toplanma zamanı, işte teknolojik aletleri kullanma zamanı. Hı hı. Bunların belli olması, günlük rutinlerin birbirine davranış şekillerimizin belli olması gerçekten önemli. Ama burada başka önemli bir konu var ki sağlıklı ailelerde bu kurallar değişebiliyor. Hı hı. Yaş düzeyine göre, çocuğun gelişim düzeyine göre. Örneğin çocuk 6 yaşındayken oluşturduğunuz kuralları ergenken devam ettirirseniz çocukla çatışırsınız. Hı hı. Dolayısıyla dinamik, esnek, değişebilen kurallar olması gerekiyor. Tabii bu kuralları koyarken de çocuk sadece bu kuralların kendisi için olduğunu düşünmemeli. Hı hı. Mesela teknolojik aletleri şu saatte şu saat arasında kullanmalıyız dediğimizde buna anne babanın da uyması lazım. Hı hı. O kural sadece çocuk için olursa çocuk bir bakar yani onlar kullanıyorlar ama ben niye gidip ders çalışıyorum diyebilir. Hı hı. O yüzden bu kurallar çocuklar da dahil edilerek hep birlikte hem anneye hem babaya bazı yaptırımlar konarak olabilir. Hı hı. Ama bu yaptırımlar tabii bahsettiğiniz gibi okul kuralları gibi değil ama hoş eğlenceli yaptırımlar olabilir. Yani ödül mekanizması şeklinde. Evet ama bu ödüller mümkün olduğu şekilde manevi ödüller olması çok kıymetli. Hı hı. Çünkü çocuklar maddi ödüllere alıştıklarında daha fazlasını isteyerek sırf ödül için bazı şeyleri yapıyor olabiliyorlar maalesef. Hı hı. Evet. Ama bir toplum içerisinde onları onure etme bu davranışından dolayı onu takdir etme. İşte aslında ailenin çocuğa öğrettiği sorumluluğun bir ödül olduğunun farkında olmak onlar için çok faydalı olacaktır. Bu kuralları belirlerken anne babanın tek başına mı belirlemesini önerirsiniz yoksa çocuğu hangi yaş itibariyle o toplantıya, yuvarlak masa toplantısına dahil etmelerini önerirsiniz? Aynen. Biz buna aile meclisi diyoruz. Aile meclisini bir kurmamız gerekiyor tabii kuralları belirlemek üzere. Bebek de olsa o masada olmalı. Yani o çıkardığı seslerle bile ailenin bir ferdi çünkü yani dünyaya geldi ve o ailenin ferdi. Bebek bile olsa o masada kesinlikle olmalı. Hep birlikte kurallar belirlenmeli. İşte birbirimize karşı nasıl nezaketli konuşacağız? İşte özür dilerim, teşekkür ederim. Bunlar hangi durumlarda birbirimize söyleyeceğiz? İşte sabah kaçta uyanacağız? İşte hep birlikte akşam ne zaman kitap okuyacağız? Ya da beraber ne zaman bir oyun oynayacağız? Bunların hepsinin kararını hep birlikte vermek lazım. Çocuğun fiziksel olarak bile o ortamın içerisine dahil olması, onun o ortamı soluması aslında öğrenmesi için çok büyük bir avantaj bence. Bir taraftan öğretici bir yere dönüşüyor dolayısıyla aile. Tabii ki. Ama diğer taraftan da aile kurallarının olması çocuk için özellikle neden bu kadar önemli sizce? Hı hı. Ve olmadığında ne olur? Evet. Şöyle biraz önce sorumluluktan bahsettik aslında. Sorumlu ve özgüvenli bireyler yetiştirmek için kesinlikle kurallar olması gerekiyor. Hı hı. Toplumsal kurallarda da bu böyledir aslında. Toplumun da en temel yapı taşı da aile olduğu için ailenin içerisindeki kurallar da elbette çok önemli. Hı hı. Çocuğa sorumluluk öğretme ama bunun yanında az önce söylediğim gibi bir takım olabilme mevzusu çok kıymetli bence. Hı hı. Her ailenin kuralı olması demek aslında ortak amaçları için birlikte
çalışmaları demek, birlikte bir hayatı sürdürmeleri demek. İşte belli hedeflerine hep birlikte ulaşmaları ve o sevgi bağını kurmak demek aslında. Kuralları olmayan bir ailede maalesef bireyler arasında saygı, sevgi, nezaket dili maalesef olamıyor. Evet. Aile içerisinde de bunlar olmayınca Kübra Hanım, yetişkin olduğunda o evlatlar maalesef toplumda da hani sorumluluk almayan, işte değer göstermeyen, gösterilen değeri kabul etmeyen insanlar olarak yetişme ihtimalleri çok fazla oluyor. Evet. Çok teşekkür ederiz Başak Hanım. Kısa bir aramız var. Peki. Seyircilerimiz için de bu fırsatı verelim. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız ve aile kurallarını ve rutinlerini konuşuyoruz. Rehberden tekrar merhaba. Bugün aile kuralları ve rutinlerini konuşuyoruz. Çok dililiğe dair de bir haber paylaşmıştık ve bir uzmanımıza bağlanmıştık. Şimdi tekrardan uzman dil eğitimcisi Zeynep Yagya Zürih'e bağlanacağız. Zürih'e selamlar. Merhabalar. Merhaba Zeynep Hanım. Çok dillilik, yani İsviçre dediğimiz zaman aklımıza zaten direkt çok dillilik geliyor. Hem Almanca, hem İsviçre Almancası, hem Fransızca. Aksanlar zaten kantondan kantona farklı. Çocuklar için özellikle, hele bir de Türk anne babanın çocukları için, evde de farklı bir dilin konuşulduğu bir yerde çocuklar ya aşırı zeki çocuklar olmalılar ya da şu tipik bilinen çok dil, çok kafa karıştırır. İşte 3 yaşına kadar şu dil, 5 yaşından sonra bu dil, okulda bu dil gibi bir kurala uymak zorunda kalırlar ki bu da çok mümkün değil herhalde, doğal ortamı İsviçre'de çok dililik olduğu için. Şimdi bir sürü şey söyledim, size de sorayım, çok dililik kafa karıştırır mı Zeynep Hanım? Harika bir noktadan girdiniz ama siz zaten çok bilgiliymişsiniz. Öyle mi? Ben de Almanyalı olduğum için olabilir. Süper. Şimdi benim çok sevdiğim İsviçreli bir dil bilimci var. Profesör Grosschin, aslında ismi Fransızca, yanlış telaffuz ediyor olabilirim. François, o kısmını doğru söylüyorumdur muhtemelen. Kendisi Neuchâtel Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili çok ciddi araştırmalar yapmış birisi. Ve şu şehir efsanesi, çok dillilik kafa karıştırır konusu aslında tamamen yanlış. Çocukların dil öğrenme kapasitesi gerçekten çok yüksek. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi İsviçre'de zaten 4 tane resmi dil var. Lingua franca dediğimiz farklı kültürlerden gelen insanlar, özellikle Cenevre, Basel, evet, şehirlerde birbiriyle anlaştığı İngilizce var. Bu 5 dil. Ve bunu gerçekten yaşatabiliyorlar ve kullanabiliyorlar. Yani aslında kafa karışıklığı olması gibi bir durum söz konusu değil. Ben çok dilli bir evde çok dilli iki çocuk yetiştiriyorum. Ne güzel. Maşallah. Evet. Nasıl yaşıyorsunuz peki bu durumu? Çocuklarınız nasıl yaşıyorlar? Aslında ilk çocuğum doğmadan önce ben de bayağı düşünüyordum. Çok ciddi araştırmalar yapmıştım. Dil bilimci olmama rağmen acaba maruz kalabilir miyim? Benim asıl endişem Türkçeyi kaybetmemesi konusundaydı. Yani Türkçeyi korumak konusundaydı. Onun için bu konuda daha ilk başta bahsettiğinize gerçekten çok sevindim. Bu çok önemli bir konu. Birçok Türk aile İsviçre'de de aynı endişeyi yaşıyor. Nasıl yaşıyoruz derseniz, biz çocuklarla, bizim evde 3 dil var. Şimdi biraz ara ara 2'ye dönüştü ama yüksek Almanca, İsviçre Almancası, Türkçe ve İngilizce. Ve çocuklar doğduğundan beri çoğunlukla bütün bu dillere maruz kalıyorlar. Ve hangimiz hangi dille konuşursak o dille cevap veriyorlar. İngilizce birazcık daha geri planda kaldı son yıllarda ama ciddi bir şekilde çocukların bunu bir dil, ayrı bir dil bile olarak algılamayıp cevap verilen, yani sorulan soruya cevap verme yöntemi gibi doğal olarak davrandığını görüyoruz. Bunun dışında ilginç bir şekilde, bunu da mutlaka belirtmek isterim, büyük kızımdan rica etmiştim, evde Türkçe konuşan tek ben olduğum için. Ufaklıkla da Türkçe konuşuyor. Bana destek olmak için. Mesela normalde iki çocuk aralarında, tabii bu ileride değişebilir. Çocukların oyun dili, Almanca oyun dili biliyorsunuz çok kıymetli, evet, olabilir.
Şu anda ikisinin arasındaki dil de Türkçe. Şimdi ben bir devlet okulunda öğretmen olarak çalışıyorum Zürih merkezde. Hı hı. Sınıfımda 5 dilli çocuklar var. 5. 5, evet. 5 dilli çocuklar var ve ne kadar çok dile sahiplerse o kadar rahatlıkla öğrendiklerini de görebiliyorum. Maruz kalma tabii ki bu anlamda çok çok kıymetli ama çok rahat İngilizce öğreniyorlar mesela. Hı hı. Yani bu çok kıymetli. Evet, herhalde İngilizceyi veya başka bir dili sonradan öğrenen kişiler gibi değil, çok dil bilen, ana dilleri daha fazla olan çocuklar da daha kolay öğreniyorlar diye biliyorum ama bilmiyorum siz bunu destekliyor musunuz veya onaylıyor musunuz? Kesinlikle destekliyorum. Hı hı. Ne kadar çok dil bilirlerse dil esnekliklerinin arttığını düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğim Profesör François Grosjean, o da bununla ilgili çok makaleler yazmış. Bayağı okudum ben bu çok dilli ortamlara girmeden önce. Evet. Aradaki farkı gerçekten görebiliyorsunuz. Bugün ortaokulda Zürih'te bir sınıfa girdiğim zaman, sınıfımda benim Amerikalı da var mesela, hı hı, İsveçli de var. Arnavut kökenli, Türk kökenli çocuk da var ve hepsinin çok güzel bir aksanla konuştuğunu İngilizce duyuyorum. Hı hı. Ciddi anlamda şaşırtıcı. Belki şu anda tabii medyanın çok kullanılıyor olması, çocukların tabii dijital medya platformları, filmlere rahatlıkla ulaşıyor olabilmeleri, sosyal medyada belki hani her zaman olumsuz şekilde etkisi olmuyor, olumlu faydaları da oluyor, şarkı dinlemeleri. Çok güzel aksanla konuşuyorlar ve ne kadar çok dil bilirlerse o kadar da daha rahat öğrenebiliyorlar. Özellikle bizi biliyorsunuz TRT Türk olarak Avrupa'nın birçok ülkesinden Türkçe bilen herkes izliyor. Sizi hem bir uzman olarak bulmuşken hem de bir anne hem de bu olayı bizzat yaşayan, çocuklar yetiştiren birisi olarak sormak istiyorum. Entegrasyon kaygısı olan anne babalar, dil öğrenimi konusunda kaygısı olan anne babalara siz ne önerirsiniz? Her iki dilde çocuk yetiştirmek veya çok dilli çocuk yetiştirme adına hangi altın öğütleri vermek istersiniz? Çok teşekkürler. Şimdi tabii bu büyük bir emek işi. Yani ciddi bir emek, ciddi bir zaman ayırma olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hı hı. Hangi öğütleri vermek isterim? Mutlaka evde kendilerinin çok hakim olduğu, en iyi hakim olduğu dili yaşatsınlar. Bu, hı hı, durumda eğer bu Türkçe ise, mesela ben hem Türkçe hem İngilizceye aynı şekilde hakimim ama biraz önce bahsettiğim gibi Türkçe çok zor bir dil olduğu için hani annenizden öğrenmezseniz sonra öğrenmenizin çok zor olduğu dillerden bir tanesi. O yüzden ona çok özen gösterdim. İngilizceyi biraz daha ikinci plana attım. Hı hı. Açık söyleyeyim. Çünkü baktım benim kızım aramızdaki konuşmalarımızdan İngilizceyi kaptı bile. Verebileceğim en altın öğüt lütfen biraz önceki katılan konuşmacının da bahsettiği gibi dillerin bir hiyerarşisi yok. Evet. Çok dil öğren insanın gerçekten zeka, düşünme şeklini, algılamasını, dünyayı görüşünü oldukça farklı şekilde etkiliyor. Ciddi şekilde hızlı düşünmeye yöneltiyor. Hı hı. Lütfen dilinizi evinizde yaşatın. Evet. Burada Türklerle bazı konuştuğumuz için bol kitap okuyun çocuklara en ufak yaşlardan itibaren. Kelime seçimlerinize dikkat edin. Hı hı. Ama bunun dışında da lütfen bulunduğunuz topluma entegre olmak için o toplumun dilini öğrenin. Hı hı. Yani çok çok kıymetli, siz de benim kadar biliyorsunuzdur. Dil olmadan asla iletişim olmuyor. Hatta bunu mesela Zürih çok internasyonel bir yer. Birçok kişi İngilizce konuşuyor ama gerçekten İsviçrelilerle dostluk kurmak istiyorsanız, hani o sosyal zamanlarında, dinlendikleri zamanlarda artık İngilizce konuşmak istemiyorlar. Artık kendi dillerini konuşmak istiyorlar. Siz konuşamıyorsanız bile anlamanız çok olumlu karşılanıyor. Entegrasyon için çok kıymetli. Tabii çocuklarınızı entegre edebilmek için de çocukların diğer çocuklarla buluşması, annelerle, babalarla görüşmek, hep o Türk toplumun içinde kalmamak gerekiyor. Güzel bir toplumumuz var burada da bizim Türk grubu olarak. Elbette onlarla bağlarımızı sürdüreceğiz ama burada da yaşarken Avrupa'nın neresinde olursak o ülkenin insanlarıyla da iletişimimizi koparmayacağız. Hatta sağlam ilişkiler kuracağız. Çok teşekkür ederiz. Uzman dil eğitimcisi Zeynep Yagi, bize zaman ayırdığınız için sağ olun. İsviçre'ye, Zürih'e selamlar, teşekkürler. Çok teşekkürler, sevgiler. Harika bir program oluyor. Çok kolay teşekkürler, gelsin. Sağ olun, sayenizde. Evet, Başak Hanım, size tekrar dönelim stüdyoya. Farklı kültürlerde çocuk yetiştiren anne babalar için bir de rol model olma mevzusu var. Evet. Aslında bu her kültürde, yani Türkiye'deki bir anne baba için de çok önemli. Çünkü topluma kazandırılan kişi işte o evde gördüğü rol modellerden şekillenen, aynen, bir kişi öyle olmuş oluyor. Ama özellikle farklı bir kültürde çocuk yetiştiren anne babalar için bu daha da zor. Çünkü bir taraftan belki kendi entegrasyonlarıyla uğraşıyorlar. Evet. Diğer taraftan çocuklarını hem işte
ailelerinden gelen getirdikleri kültürü yaşatmaya çalışıyorlar. Gerçekten bunu birçok milyonlarca Türk artık Avrupa'da başarsa da sonuç itibariyle her birine bir mikrofon uzatsak ne kadar büyük zorluklar çektiklerini de bize söyleyeceklerdir. Kesinlikle. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun avantajları, dezavantajları nedir diye sorsak ne dersiniz? Aslında elbette farklı kültürlerde çocuk yetiştirmenin hem avantajları hem dezavantajları var. En önemli avantajlarından bir tanesi biraz önce de hocamın da bahsettiği gibi farklı diller öğrenmek. Farklı dil çünkü her farklı dil, her farklı kültür çocukların ufkunu, insanın ufkunu daha da genişletecektir. Aynı zamanda yine farklı teknolojik gelişmeleri daha yakından takip edip onların içerisinde olabilmek, orada projeler üretebilmek, her dildeki projelerde yer alabilmek, bunlar çok kıymetli kazançlar. Tabii bir taraftan da bulunduğunuz kültüre, ana kültürden kopup gittiğinizde oraya uyum sağlama, işte çocuğunu yetiştirirken kendi kültürünü ona aktaramama, iki kültür arasında çocuğun kültür çatışması yaşayıp yaşamayacağı konusu, değerleri öğretmek konusu, dile anne babayla çocuğun dili öğrenmesi birbirinden çok farklı. Şimdi çocuk o dilin içine doğduysa eğer, hatta çok küçük yaşlarda bile Avrupa'ya gittiyse anne babadan çok daha hızlı oradaki dili öğrenecektir. Anne baba haliyle biraz daha geriden gelecektir. Böyle olduğunda şimdi evde bir taraftan işte Türkçe konuşuluyor ama işte o kültürün dilini öğrenmeye çalışan bir anne baba ama okul ortamında çok hızlı bir şekilde sosyal ortamında bulunduğu kültürün dilini öğrenen çocuk anneyle babayla işte ana dilde yetersiz iletişim kurabilen bir çocuk. Aradaki bağları gerçekten koparıyor. Bir de büyüklere uzak olmak bence. Bizim kültürümüzde büyüklerle evlat yetiştirmek çok kıymetlidir. Büyüklerimizin tecrübeleri, kuralları, onların bildikleri bizler için gerçekten çok kıymetlidir. Onların uzağında olmak da çocuk yetiştirmek açısından zor oluyor. Hep bilirsiniz anneanneli, babaanneli, dedeli evlerde, geniş ailelerde büyüyen çocuklar. Çok iyi biliyorum çünkü ben de anneannemle, dedemle bir ortamda büyüdüm. Ve gerçekten büyük bir zenginlikti. Yani sanırım annem için de aynı zenginlikti ama biz yani kız kardeşimle hatırladığımız zaman gerçekten çok güzel bir şey. Bir Afrika atasözü var. Herhalde bu programda da birkaç kez söyledim. Bir çocuk yetiştirmeye bir köy gerekir diyor Afrikalılar. Gerçekten çocuğu yetiştiren sadece anne baba olduğunda bir köyün işini yapmış kadar büyük bir iş yapmış oluyorlar herhalde. Aynen öyle. Bunları da dezavantaj olarak görüyorum. Tabii burada ailenin rol model olması şu konuda çok önemli. Şimdi Avrupa'da yaşayan Türkler için tabii çift kültürlü, belki daha fazla kültürlü yaşamak söz konusu. Ama evde ana kültürü yaşatmak çok kıymetli bence. İşte büyüklerle ait hissettiğin, kendi ait olduğun ülkenle sürekli iletişim içerisinde olman, çocukları da bu iletişime dahil etmen, mümkün olduğunca evet diğer dili elbette ki öğreneceğiz. Fakat ana dilimizin çerçevesinde iletişim kurmak ve bunları yaparken de evet zorluklar yaşayabiliriz, elbette yaşayacağız ama çocuğun yanında söylenmemek. Yani bunları gerçekten severek yapmak, ülkene, kültürüne, değerlerine, büyüklerine bağlılığını samimi ve şeffaf bir şekilde anne baba ortaya koyduğunda çocuk da onların içerisinde bunları öğrenerek yetişecektir diye düşünüyorum. Şimdi söylenmemek, işte çok böyle belki derdini belli etmemek de diyebiliriz ama rol model olmak için sence bunlar yeterli mi? Bir anne baba evladına nasıl rol model olabilir? Aslında yaşam tarzıyla bir anne baba evladına rol model olabilir. Biz çocuklarımıza baktığımızda aslında aynaya bakıyor gibiyiz. Çünkü bizim hayat tarzımız neyse, biz ne yiyip ne içiyorsak, biz sorumluluklarımızı nasıl yerine getiriyorsak, biz eşimizle, dostumuzla, arkadaşımızla, ailemizle nasıl iletişim kuruyorsak, çocuklar da bizden bunu izleyerek öğreniyorlar. Dolayısıyla bizim aslında yaşam tarzımız çocuklar için en büyük rol model demektir. Evet.
Aslında dijital dünyayla kurduğumuz bağı da çocuklar örnek alıyorlar. Yani rol model olurken sadece davranışlarımızla değil eylemlerimizle de örnek oluyoruz. Ve dijital dünyayla eğer işte 24 saat telefonunu elinde bir anne babaysak herhalde çocuğumuzun teknolojiyle arasının çok çok iyi olması, ben öyle tabir edeceğim şimdi, biraz bağımlılığa yakın bir ilişkisinin olmasını eleştirmemek gerekiyor. Evet. Siz bunu az önce güzel söylemiştiniz. Özellikle bu dijital dünya evin içinde ayrı bir dünyanın kapısını da açan bir mevzu. Evet. Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerinden de bahsetmeden geçmeyelim isterseniz. Tabii nedir ki bu etkiler? Şöyle, aslında ben bu olayı şöyle tanımlıyorum. Bizler dijital dünyaya ayak uydurmaya çalışırken çocuklar dijital dünyanın içine doğdular. Evet. Dolayısıyla her şeyi doğduklarından itibaren teknolojinin içerisinde çok daha hızlı öğreniyorlar. Hı hı. Böyle olduğunda ve biz de artık işlerimizi teknolojiyle çok daha hızlı ve kolay hallettiğimiz için hepimiz bunu kullanıyoruz. Biz kullanırken çocuklarımıza kullanma demek az önce sizin de dediğiniz gibi gerçekten doğru olmuyor. Hı hı. Elbette kullanacağız çünkü teknoloji bizim işlerimizi kolaylaştırmak ve daha da zenginleştirmek için var. Ama çocuğumuza bunu üretmesi yolunda, yani teknolojiyle kendi hedefleri ve hayalleri doğrultusunda üretim yapabilmesi için rehberlik etmek bence çok kıymetli olacaktır. Hı hı. İşte bir kodlama öğrenmesi, müzikle ilgisi varsa işte ses sistemleriyle ilgili yapabileceği oyunlar, farklı akıl oyunları ve bunları yaparken de elbette bir şeyler izleyecekler, bu dünyaya da girecekler ya da oynayacaklar. Bunları kontrol altında tutmak lazım. Evet. Yani burayı kontrolsüz bıraktığımızda maalesef çocuklar da işte o sanal alemdeki arkadaşlıklara dalıp iletişimi koparma, argo sözcükleri öğrenme, bunları kullanma gibi olumsuz davranışlar da elde edebiliyoruz. Kontrollü bir şekilde ama onları sürekli üretmeye yöneltecek şekilde kullandırmak faydalıdır. Tabii biz de bu yönde kullandığımızla onlara göstermeliyiz, model olmalıyız diye düşünüyorum. Şimdi iyi şeyleri aslında çocukları motive de etmek gerekiyor. Bundan da bahsettiniz az önce. Bunu nasıl yapabiliriz? Özellikle motive edip belki de kontrolü ele alıp sizin söylediğiniz gibi. Çünkü iyi şeyler de var, kötü şeyler de var özellikle dijital dünyada. İyi şeylere daha motive etmek için, bir hedef göstermek için çocuklara anne babalar neye dikkat etmeliler? Bunu şöyle tanımlıyorum. Çocukların hayallerini dinlemek olarak tanımlıyorum ben. Motivasyon iki şekilde, iç motivasyon ve dış motivasyon olarak. Biz dışarıdan sürekli çocuklara bir şeyleri hatırlattığımızda ya da öğretmeni hatırlattığında ya da başka birisi hatırlattığında çok fazla etkili olmuyor. Hı hı. Çocuğun kendi iç dünyasında kurduğu hayaline ulaşması için kendi kendini iteklemesi lazım aslında. Bu işleri severek yapması lazım. Hı hı. Dolayısıyla çocukların belki de kendinden büyük hayalleri var. Evet. Bunları dinlemek, bu hayallere ortak olmak, hı hı, aynı zamanda kendi hayallerimizi onlarla paylaşmak, kendi koyduğumuz hedefleri onlarla paylaşmak ve bu hedefe adım adım nasıl gittiğimiz konusunda onlara model olmak, onlara yol göstermek çok kıymetli. Şu çok önemli Kübra Hanım, her şeyden önce ailelerin bir takım olması, evet, birlikte hedefler koyması, işte ekonomik hedefler, tatil hedefleri, yıllık kitap okuma hedefleri olabilir. Böyle hedefler koymaları, çocuğu da kendi düzeni içerisinde bir hedeflenmeye illaki götürecektir. Bu da iç motivasyonunu aslında güçlendirecektir. Hani şöyle bir tabir var, anneler kendi aralarında konuşurken ben çocuğuma hiç ders çalış demem ya da şunu yap demem, zaten kendiliğinden yapıyor diyen aileler vardır. İşte bunlar iç motivasyonları güçlü ve hayallerine adım adım gerçekten gitmek isteyen, kendisini iyi tanıyan, evet, ve kendisi için doğru hedefler seçen çocuklar bu yolda çok daha emin adımlarla ilerler. Hı hı. O yüzden çocuklarımızı hedeflendirmek için onları gerçekten iyi tanımalı, evet, kendilerinin de kendilerini iyi tanımalarına fırsat vermeliyiz ve sevgi bağlarını çok güçlü tutmalıyız. Yani aramızdaki o aile bağlarını çok güçlü tutmalıyız ki bu da çocuklarımızın iç motivasyonlarını güçlendirsin.
Başak Hanım, seyircilerimizden sorular var. Bir de onları soralım size. Ağzınıza sağlık. Gerçekten verdiğiniz öneriler çok kıymetli. Merhaba, iyi yayınlar. 38 yaşında bir anneyim. 11 yaşında bir kızım var. Evde benim yaptığım tüm işleri o da yapmak istiyor. Ama bazen onun üstesinden gelemeyeceği ev işleri de oluyor. Cam silmek, bıçakla bir şeyleri kesmek gibi. Onun hevesini kırmadan nasıl yönlendirebilirim diye sormuş bir anne. Ne güzel. Bence çok şanslı bir anneymiş. Bence de çok şanslı bir anne. Benim de küçük kızım 10 yaşında. Biz de onunla hanımefendi gibi ev işlerini birlikte yapıyoruz. Çok da keyifli oluyor. Kendi kontrolünde bazı işleri yaptırabilir. Cam silme, hani camın iç tarafını onu tehlikeye sokmayacak şekilde yapmasına müsaade edebilir. İşte bıçak kullanırken keskin bir bıçak değil de işte daha normal bir meyve bıçağı gibi olabilir. Kendisi yanında ona rehberlik ederek kesmesine müsaade edebilir. Çünkü bunları deneyimleyerek öğrenecekler. Dolayısıyla da annenin yanında güvenli bir şekilde deneyimlemesinde bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Yani 18 yaşında da ilk defa eline bıçağı almamalı değil mi? Elbette. Mutfağa girecek olan bir insan. Çok güzel tavsiyeler, çok teşekkürler. Bir diğer sorumuza geçelim. İyi yayınlar, 30 yaşındayım ve çocukluğum boyunca annem neredeyse tüm ev işlerini ablam ve bana yaptırdı. Ben bundan çok bıktım ve şimdi kendi kızıma da bu anlamda çok yüklenmek istemiyorum. Çevremden çok rahata alıştırma, sonra çok zorlanır gibi yorumlar alınca da kafam karışıyor. Orta yolu nasıl bulabilirim diye sormuş bir anne. Haklı bir soru. Gerçekten önemli de bir soru. Evet. Orta yolu bulmakta genel olarak insanlar olarak zorlanıyoruz ama ne dersiniz? Aynen öyle. Böyle durumlarda çocuklara seçenek sunmak faydalı oluyor Kübra Hanım. Yani onların ev içerisinde sevdiği işler vardır. İşte kimi çocuk yemekle uğraşmayı çok sever. Kimi çocuk işte annesi ütü yaparken çok merak eder. İşte kimisi dediğiniz gibi cam silmeye merak salar. Yani neyi yapmayı daha çok istiyorsa, neye daha yatkın buluyorsa evladını o işlerde küçük küçük ona işler verebilir. İlla bütün evin işini çocuğa vermesine elbette ki gerek yok. Ama muhakkak yaşam becerilerini çocukların öğrenmesi gerekiyor. Evet. Yaşam becerilerini öğrenmeyen çocuklar gerçekten ilerleyen zamanlarda kendi başlarına bir hayat kurduklarında zorlanıyorlar. Erkek ya da kız hiç fark etmez. Burada asla cinsiyet olarak ayırmamamız gerekiyor. Bir ütü yapmak, bir düğme dikmek, işte bir bulaşığı yerleştirmek, yıkamak ya da ufak tefek yemekler yapabilmek, bunları öğrenmek bence çok avantajlı. Onun ilgi alanından başlayarak destek olabilir. Evet, cinsiyet fark etmez dediniz. Gerçekten de herhalde kadın erkek fark etmeksizin yaşam becerilerini elde etmiş kişilerde farklı bir özgüven olduğunu da söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Zaman su gibi aklı geçti gerçekten. Evet. Çok teşekkür ederiz. Eğitimci ve yazar Başak Ceyhan'la bugün aile kurallarını ve rutinlerini konuştuk. Özellikle farklı kültürlerde çocuk yetiştiren ebeveynlerin rol olma konusunda dikkat etmesi gerekenlere de değindik. Ayrıca bugün çok kültürlü ülkelerde çocuklarda çok dilli yetişiyorlar. Bu haberi paylaştık ve Zürih İsviçre'den uzman dil eğitimcisi Zeynep Jagi'ye sorularımızı yönelttik. Çocuk yuvaları ve ailelerdeki çok dilliliğin büyük bir fırsat olduğunu da Viyana, Avusturya'dan uzman eğitimci Meltem Arslan'a sorduk. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Sorularınızla katkıda bulundunuz. Bu hafta da yine hukuktan eğitime, psikolojiye değindik. Böyle dolu dolu bir haftayı arkamızda bıraktık gerçekten. Size iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü Türkiye saatiyle 16'da, Berlin saatiyle 14'te, Londra saatiyle de 13'te tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.